Evet. Şimdi arkadaşlar hemen tekrar konumuza başlayalım. Bu akşam yürütme konusundayız arkadaşlar. Yürütme konusunu işleyeceğiz. Devam edeceğiz yani yürütme konusuna. Dün başlamıştık. Cumhurbaşkanlığı seçilme yeterlilikleri, Cumhurbaşkanlığı aday gösterilmesi, görev süresi, Cumhurbaşkanı nasıl seçilir, seçimler ne zaman yapılır? Şimdi dün biraz kafa karışıklığı olmuştu. Zannedersem şundan bir kafa karışıklığı olmuştu. Cumhurbaşkanının seçilme takvimi. Onunla ilgili bir kafa karışıklığı olmuş arkadaşlar. O yüzden ben o kısmı tekrar anlatacağım. Hani Cumhurbaşkanının seçimleri ne zaman yapılır? Onunla ilgili tekrar bir bakacağım. Yok Fahri Hocam geç kalmadınız. Geç kalma yok. Evet başlatıyoruz. Cumhurbaşkanının seçime tarihi diyelim. Şimdi arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri normal takvime göre, yani 5 yıllık süre var biliyorsunuz, normal takvime göre. Bu 5 yıllık süre tamamlandıkları takdirde, yani görev süresi zamanında doluyorsa eğer, yani 5 yıllık süre hem TBMM'nin hem Cumhurbaşkanlığı seçiminin görev süresi zamanda doluyorsa arkadaşlar görev süresinin bitmesinin öncesindeki son pazar günü seçim yapılıyor arkadaşlar. Ve bu seçimlerde hem TBMM seçimleri arkadaşlar hem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri hem de Cumhurbaşkanı seçimleri birlikte yapılıyor. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi dün biraz kafa karışıklığı oluşmuştu diye düşünüyorum. O yüzden burayı bu kısmı bir daha anlatacağım. Sonra Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri, cezai sorumluluğu onlardan bahsedeceğiz değerli arkadaşlar. Evet, tekrar ediyorum. Dedim ki Cumhurbaşkanı'nın görev süresi biliyorsunuz 5 yıldır arkadaşlar. Bu 5 yıllık süre 5 yıllık süre tamamlanmadan önce seçimi ne zaman yapılıyor? Görev süresinin dolmasından önceki son pazar günü seçim yapılıyor. Son pazar günü seçim yapılıyor. Herhangi bir sıkıntı yok herhalde. Burayı anladık. Şimdi ikinci olarak diyelim ki herhangi bir nedenlerle seçimler yenilenirse, herhangi bir sebeple seçimler yenilenirse değerli arkadaşlar, yani herhangi bir sebep olabilir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz seçimleri yenileyebiliyor. Kaç çoğunlukta? 3 bölü 5. Yani 360 milletvekilinin oy kullanmasıyla seçimleri yenileyebiliyor arkadaşlar. Herhangi bir sebeple seçimler yenileniyor ise arkadaşlar bu defa 60. günü izleyen 60. günü izleyen 60. günü izleyen ilk pazar günü seçim yapılır. Evet. Burada da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir arada yapılıyor. Burayı da anladık mı arkadaşlar? Var mı sıkıntı? Güzel. Sonra geldik. Şimdi herhangi bir sebeple seçimler yenilenirse dedik. Şimdi geldik herhangi bir sebeple makamın boşalması durumunda. Herhangi bir sebeple makamın boşalması durumunda. Yani makam boşaldı. Hastalık oldu, ölüm oldu, herhangi bir sebep diyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sebeple makamın boşalması durumunda. Burada da iki tane seçenek var karşımızda. Bir yıl ve daha fazla bir süre varsa
bir yıl ve daha az bir süre varsa. Evet. Burada da iki tane denklem çıkıyor karşımıza. Eğer ki seçimlere bir yıl ve daha fazla bir süre var ise arkadaşlar, burada sadece kim seçiliyor? Bir yıl ve daha fazla bir süre varsa burada sadece Cumhurbaşkanı seçiliyor. Burada da şöyle oluyor. Sadece Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Makamın boşaldığı tarihten başlayarak, tarihten itibaren 45. günün içindeki, bakın arkadaşlar, 45. günün içindeki son pazar seçim yapılır. Evet, burada 45 gün karşımıza çıkıyor. Bakın burada 60 gün. Burada 45 gün. Burada görev süresinin dolmasındaki son pazar dedik. Böyle tablolaştırmak daha iyi oldu herhalde arkadaşlar. Kafanıza daha iyi yatacaktır. Yani unutmayın, burada sadece kim seçiliyor? Sadece Cumhurbaşkanı seçiliyor. TBMM yok. Bir yıl ve daha fazla görev süresinin dolmasına bir süre varsa arkadaşlar. Şimdi geldik diğer seçeneğe. Diğer seçeneğe. Bir yıl ve daha az bir süre varsa, o zaman ne olacak arkadaşlar? O zaman bir yıldan daha az bir sürede varsa, makam boşaldıysa, bu defa yine 60. günü izleyen ilk pazar günü TBMM seçimleriyle birlikte yapılıyor. Evet, bir yıl ve daha az bir süre varsa makamın boşalmasından itibaren başlayarak 60. günün sonrasındaki ilk pazar günü seçim yapılır. Evet. İlk pazar günü seçim. Unutmayın, burada hem TBMM seçimleri yapılıyor hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılıyor. Peki Cumhurbaşkanı'na bu makamın boşalmasından itibaren kim vekalet eder? Vekalet edecek olan kişi kimdir? Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Yani öyle TBMM başkanı diye bir şey yok. Şimdi bizim son 2017 anayasa değişikliğiyle biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı yardımcısı makamı oluşturuldu. Cumhurbaşkanı yardımcımız şu an kimdir? Kim arkadaşlar? Plan var mı? Kim şu an Cumhurbaşkanı genel yardımcımız? Genel diyorum, Cumhurbaşkanı yardımcımız. Bir kişi var zaten. Baş harfi F. Evet. Kimdir Cumhurbaşkanı yardımcısı? Fuat Oktay. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ola ki birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atadı Cumhurbaşkanı değerli arkadaşlar. Diyelim ki birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atadı. Bu durumda da şöyle söylüyor. Diyor ki bu Cumhurbaşkanı yardımcıları içerisindeki en yaşlı olan kişi vekalet eder. Yani diyelim ki 3 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Bu durumda da diyor ki en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı ne yapar? Vekalet eder diyor. Arkadaşlar, zor bir konu. Biraz kafa karışıklığına sebep olan bir konu. Hani hukukta çok ilk defa karşılaşan arkadaşlarımız burada biraz zorlanabilirler. Kafa karıştırıcı bir konu. Ama elimden geldiğince biraz şey yaptım. Hani basitleştirmeye çalıştım. Şimdi tekrar edecek olursak, dedik ki Cumhurbaşkanlığı seçimi normal zamanda 5 yıllık sürenin dolmasından önceki en son pazar günü. Yani görev süresinin dolmasından önceki son pazar günü ne yapılıyor? Seçim yapılıyor. İşte resmi gazetede 48 saat içerisinde yayınlanıyor. Son pazardan başlayarak geriye dönüp 60 gün içerisinde seçimler, yarış başlıyor. Neyse. Burada son pazar. Herhangi bir sebeple seçimler yenilenirse, biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi 3/5 çoğunlukla arkadaşlar seçimleri yenileyebiliyor. Cumhurbaşkanı da aynı şekilde seçimleri yenileyebiliyor. Her iki tarafta seçimleri yenilediği takdirde iki tarafta aynı anda seçime gidiyor.
Bu durumda arkadaşlar seçim tarihine itibaren 60. günü izleyen ilk pazar günü seçim yapılıyor. Hem TBMM hem Cumhurbaşkanı. Üçüncü bizim kombinasyona geldik. Dedik ki herhangi bir sebeple makam boşalırsa, yani Cumhurbaşkanı oldu işte vefat edebilir, Cumhurbaşkanı görevinden istifa edebilir, görevini yapamayacak duruma gelebilir. Bu durumda arkadaşlar herhangi bir sebepten makam boşalırsa ona Cumhurbaşkanı yardımcısı ne yapıyor? Vekalet ediyor. Eğer ki bir yıl ve daha fazla bir süre varsa, yani bir yıldan çok bir süre var, o zaman TBMM seçimleriyle birlikte değerli arkadaşlar evet, bir yıldan daha az bir süre varsa sadece Cumhurbaşkanı seçimi yapılıyor arkadaşlar. Bir yıldan daha fazla bir süre varsa TBMM seçimleri yapılmıyor. Ne zaman yapılıyor? 45. günün içindeki, bakın sonunda demiyoruz, 45. günü izleyen demiyoruz. 45. günün içindeki son pazar günü seçim yapılıyor. Ya gerçekten böyle acayip çetrefilli hale getirmişler. Hani bu kadar kombinasyona gerek var mıydı? Neyse. Bir yıl ve daha az bir süre varsa eğer seçimlerin yenilenmesini arkadaşlar, bu durumda hem TBMM hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor. Makamın boşalmasından itibaren başlayarak 60. günü sonrasındaki, bakın burada da sonrasındaki diyoruz, ilk pazar günü seçim yapılıyor. Evet. Zor bir konu. Evet. Gerçekten alışmak zor. Ben bile alışamadım. Şimdi eskiden anlattığımız şekilde değil. Biraz farklı. Elimden geldiğince size tablolaştırmaya çalıştım arkadaşlar. İnşallah akılda kalmıştır. Evet. Cumhurbaşkanının seçilme tarihini ne yaptık öğrendik. Şimdi bir de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı iki kez görev yapabilir. Yalnız bu ikinci görevinde, yani İki kez seçilebilir dedik ya, eğer ikinci görev süresinde seçim yenilenirse TBMM tarafından tekrar ne yapabilir? Aday olabilir. Yani diyelim ki arkadaşlar şu an mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, değil mi? İki kez görev yaptığı takdirde bu ikinci görev süresinin sonuna dolmadan önce seçim kararı alınırsa tekrar ne yapabilir arkadaşlar? Aday olabiliyor. Yani tam 3 görev olmuyor da. Evet. Bir daha seçilebiliyor arkadaşlar. Yalnız TBMM'nin bu seçim kararını alması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu seçim kararını alması gerekiyor. Evet, Cumhurbaşkanı'nın seçilme tarihleriyle ilgili hazırladığım tabloyu anlattım arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Tabii soru çözerek ne yapacağız? Pekiştireceğiz. Şu Ramazan'ın bitmesini bekleyelim. Ondan sonra inşallah rahatız. Ondan sonra bol bol soru paylaşımı yapacağız. Yani biliyorsunuz şu an artık okulların açılmayacağı kesinleşti. Milli eğitimden ses yok. Tatile girdik. Artık kafa rahat. İnşallah bundan sonraki süreçte yanınızda olmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim Cumhurbaşkanı'nın görevlerine. Başlık atıyoruz. Cumhurbaşkanı'nın görevleri diyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı'nın görevleri diyoruz. Başlığımızı attık. Mürekkebimizi bulduralım. Mürekkep de yetiştiremiyorum. Nedense kırmızı daha çabuk bitiyor. Şimdi arkadaşlar, Cumhurbaşkanı'nın 3 çeşit görevi var. Evet, şöyle bir kodlamamız. Yasama ile ilgili görevleri, yürütme ile ilgili görevleri, bir de Cumhurbaşkanı'nın yargı ile ilgili görevleri var. Yasama ile ilgili görevleri, şöyle bir kodlama. Yasama. Evet, yasama ile ilgili görevlerini ben böyle bir kodlama yaptım. Aklında kalıcıdır inşallah. Yasama arkadaşlar. Evet. Kolay bir kodlama. Değil mi? Evet. Şimdi gelelim. Evet. Şimdi gelelim. Yasamanın açılımını yapacağız.
Her yıl TBMM'de açılış konuşması yapmak, seçimleri yenilemek, daha sonrasında Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açmak, sonra arkadaşlar meclisi olağanüstü toplantıya çağırmak, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmak. Yayınlamak, neleri? Kanunları yayınlamak. Başka anayasa değişikliklerini referanduma sunmak. Evet. Kodlamamış neymiş arkadaşlar? Ya sabah. Evet. Kanunları yayınlamak. Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açmak. Seçimleri yenilemek. Neyse toplantıya çağırmak. Evet. Bunlar neymiş arkadaşlar? TBMM'nin yasamayla ilgili görevleri. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili vazifeleri neymiş? Bunlarmış. Kodlama ne? Yasama. Geldik Cumhurbaşkanı yürütme ile ilgili görevlerine. Da yürütme. Evet, biraz şaşırtıcı ama yürütmenin içerisinden de arkadaşlar 7 tane kodlama çıkıyor arkadaşlar. Evet, nelerdir? Bakalım hemen kodlamamıza başlayalım. Mesela işte Yüksek Öğretim Kurulu YÖK üyelerini seçmek, üst kademe yöneticileri atamak, rektörleri atamak, ondan sonra arkadaşlar ülkeye elçi kabul etmek, elçi göndermek, sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek. Tabii TBMM tatildeyse bu oluyor. Karar vermek. Sonra Milli Güvenlik Kurulu MGK'ya başkanlık yapmak. Başka E harfine neyi koymuştuk? Evet. E harfine neyi koyduk? Yürütme. Başka sürekli hastalık. Kocama. Yani yaşlılık nedenleriyle mahkumların cezalarını affetmek veya hafifletmek. Devlet Denetleme Kurulu BDK arkadaşlar, başkan ve üyelerini seçmek. Yönetmelik çıkarmak. Arkadaşlar önceden Cumhurbaşkanı yönetmelik çıkaramıyordu. Yönetmelik çıkarma sonradan geldi, unutmayın. Daha önce Cumhurbaşkanı yönetmelik çıkaramıyordu. Sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarmak. Genelkurmay Başkanı'na atamak. Zaten üst kademe yöneticileri var. Merkez Bankası Başkanı falan. Onlar da var arkadaşlar. OHAL ilan etmek.
olağanüstü hal ilan etmek. Yine Cumhurbaşkanı'nın yürütmeyle ilgili görevleri. Başka arkadaşlar, uluslararası anlaşmaları onaylamak. Uluslararası, yani milletler arası anlaşmaları onaylamak. Tabii bunu TRM'e bir kanunla uygun bulması gerekiyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları atamak, görevden almak. Yazmayacağım onları arkadaşlar. Başka var mı? Bu kadar. Evet, yürütme ile ilgili görevleri neymiş arkadaşlar? Bunlarmış. Evet. Maşallah muhabbet koyu. Şimdi geldik yargı ile ilgili görevlerine. Yani Cumhurbaşkanı'nın yargı ile ilgili ne gibi görevleri var? Hemen bakalım. Birinci görev arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi'ne 12 üye seçmek. Sonra Danıştay'ın 1/4 üye seçmek. Sonra arkadaşlar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve onun vekilini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini ne yapmak? Seçmek değerli arkadaşlarım. HSK'ya üye atamak. HSK'ya 4 üye seçmek. HSK biliyorsunuz 13 üyeden oluşuyor. 7 saniyeyi de TBMM seçiyor değerli arkadaşlarım. Evet. Başka var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar bakın burada önemli bir detay var. Şuraya notumuzu yazıyoruz. Cumhurbaşkanı YSK'ya, Yargıtay'a, yani YSK, Yargıtay, ondan sonra Sayıştay, bunlara ne yapmaz? Bunlara üye seçmez. Özellikle mesela sınavda sorabilir. İşte Cumhurbaşkanı'nın üye seçmediği yüksek yargı organı aşağıdakilerden hangisidir? Ne diyeceksiniz arkadaşlar? Evet. Zeki Yiğit galiba, aynen. Yargıtay diyeceksiniz. Evet. Şimdi bunu da gördük değerli arkadaşlarım. Sıradaki konumuz nedir? Ona bakıyorum. Sırada ne işleyeceğiz? Cumhurbaşkanı'nın görevlerinden bahsettik. Şimdi gelelim yürütmenin düzenleyici işlemlerine arkadaşlar. Tahtanın yazısını yazdınız mı? Notlarınızı aldınız mı arkadaşlar? Aldıysanız ben tahtayı siliyorum yavaş yavaş. Hemen siliyorum. Cumhurbaşkanı görevlerini hemen kısaca bir daha tekrar edeyim. Dedik ki yasama ile ilgili görevleri. Kanunları yayınlamak. Açılış konuşmasını yapmak. Her yıl TBMM'de ne yapıyor? Açılış konuşması yapıyor. Seçimleri yenilemek. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilemek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal davası açmak. Meclisi toplantıya çağırmak. Anayasa değişikliklerini referanduma sunmak. Bunlar Cumhurbaşkanı'nın yasama ile ilgili görevleri. Yürütmeye geçtik. Cumhurbaşkanı'nın yürütme ile ilgili görevleri. Şöyle bir kodlama yaptım. Yürütme dedim. Harfine bir şey bulamadık. Yapacak bir şey yok. Yüksek Öğretim Kurulu üyelerini seçmek, üst kademe yöneticilerini atamak, rektörleri atamak, ülkeye elçi kabul etmek, yabancı ülkelere elçi göndermek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek, tabii unutmayın herhangi bir durumda Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmamışsa kullanmasına karar verebiliyor. Normalde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına TBMM karar verir. MGK'ya başkanlık yapmak, uluslararası anlaşmaları onaylamak, sürekli hastalık, kocama gibi sebeplerden ötürü mahkumların cezalarını affetmek veya azaltmak diyoruz. Devlet Denetleme Kurulu başkan üyelerini seçmek, yönetmeliği çıkarmak, bakın bu yeni geldi, çıkabilir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, bu da yeni geldi.
Şunu şöyle alalım. Çıkarmak. Genelkurmay Başkanı'nı seçmek, atamak ve o hal ilan etmek yine Cumhurbaşkanı'nın yürütmeyle ilgili görevleridir dedik. Yargı ile ilgili görevlerine baktık arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ni 12 üye seçiyor. Danıştay'ın 1/4 üyesini seçiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini seçiyor. HSK'ya 4 üye seçiyor. Ama Yargıtay sadece Cumhuriyet Başsavcısı'nın vekilini seçer. Yargıtay'ın üyelerini seçemez arkadaşlar. Evet. İyi miyiz? Güzel gidiyoruz değil mi? Hadi bakalım. Sayıştay, YSK yok. Güzel. Şimdi tahtayı siliyorum. Yazıları okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? Hani biraz yazılar biraz şeydir. Şirin gözükür ama okuması bazen kafa karıştırabilir. Birbirine çok yakın harfler yazıyorum. Küçük yazıyorum. Genelde öğrencilerim tahtayı küçük yazdığım için çok sinir olurlar. Hani hocam güzel not tutturuyorsunuz ama diyor. Gel keşke okuyabilsek bir derler. Evet. Direkt diyor ki uyuşmazlık mahkemesi üyelerini seçer. Ya uyuşmazlık mahkemesi üyelerini tabii Cumhurbaşkanı onaylar da üyeleri Yargıtay ve Danıştay'dan geliyor onların. Başkanını da Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından gizli oyla seçiyor. Tabii Cumhuriyet Mahkemesi üyelerini de onaylamasını Cumhurbaşkanı yapıyor. Evet. Şimdi başka ne diyeceğiz? Değerli arkadaşlar, yürütmenin düzenleyici işlemlerine geçebiliriz. Ama ondan önce Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na geçelim ya. Düzenleyici işlemleri sonra verelim. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı. Evet. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı. Tabii biz bunu şöyle dört başlığa aldık arkadaşlar. Kurullar, ofisler, başka bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar. Yani Cumhurbaşkanlığı bağlı kurullar, ofisler, bakanlıklar ve ne dedik arkadaşlar? Bağlı kuruluşlar. Şimdi arkadaşlar, ilk önce şöyle bir şey söyleyeceğiz. Hani şöyle bir not diyeceğiz. Eskiden Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği vardı hatırlarsanız. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ne oldu? Artık yok. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği artık yok arkadaşlar. Kaldırıldı, bitti. Ne oldu peki? Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ne oldu? İdari İşler Başkanlığı'na dönüştü. Yani şu anki adı nedir arkadaşlar? İdari İşler Başkanlığı oluyor. Bir de Cumhurbaşkanlığı'na bağlı özel kalem var. Yine Cumhurbaşkanlığı'na görevinde yardımcı olan iki tane teşkilat. Yani Genel Sekreterlik yerine iki tane Cumhurbaşkanı'na bağlı özel teşkilat kuruluyor. Birisi İdari İşler Başkanlığı, diğeri özel kalem. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın diğer organlarına bakıyoruz. Kurullar var. Tabii bu kurullar yeni oluşturuldu arkadaşlar. Nelerdir bu kurullar? Hemen onlardan bahsedelim. Neler bunlar? Biraz kopya çekeceğim bunları. Çünkü ezberimde yok. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalar Kurulu. İkincisi arkadaşlar, Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu. Öğretim Politikaları Kurulu. Üçüncüsü Ekonomi Politikaları Kurulu. Dördüncüsü
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu. Beşincisi arkadaşlar, Hukuk Politikaları Kurulu. Altıncısı, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu. Yedincisi, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu. Sekizincisi, Sosyal Politikalar Kurulu. Ve son olarak da arkadaşlar, Yerel Yönetimler Politikaları Kurulu. Evet, kurullar bunlarmış arkadaşlar. Evet, ezberde kalması çok güç. Sıkıntı biraz. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aslında mantıken de akılda tutulabilir, biliyor musunuz? Ben bunu hemen bir kodlama yapardım ama düşünüyorum, bir kodlama yapabilir miyiz acaba? Bilim, teknoloji, eğitim, öğretim. ET. Şöyle bir kodlama yapabilir miyim acaba? B, E, E, G, E, K, S, S, Y. E, K, Y, S. Evet. Neyse, ben buna sonra buna bir kodlama bulmam lazım benim. Aklımda kalıcı bir kodlama. Veya siz bulursanız bana haber verin arkadaşlar. Şimdi geldik ofislere. Arkadaşlar, 4 tane ofis var. Nelerdir bunlar? İşte finans ofisi, ikincisi insan kaynakları ofisi, üçüncüsü değerli arkadaşlar teknoloji ofisi ve yatırım ofisi. Evet, 4 tane ofis varmış. Bunlar kolay en azından. Finans, insan kaynakları, teknoloji ve yatırım. Evet. FİTİ. Evet, ofisler bunlar. Şimdi geldik bakanlara, bakanlıklara arkadaşlar. Biliyorsunuz bakanlıklardan bazıları kaldırıldı, bazıları birleştirildi. Şimdi onlara bakalım. Hangi bakanlıklarımız var? İşte Adalet Bakanlığımız var. İçişleri Bakanlığımız var. Dışişleri Bakanlığımız var. Dışişleri, İçişleri, Adalet. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı. Bunlar aynı devam ediyor, sıkıntı yok. Milli Savunma Bakanlığı. Bunlar aynı devam ediyor değerli arkadaşlar. Bunlarda da herhangi bir değişiklik yok. Sağlık Bakanlığı. Yine aynı. Değişiklik yok. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, daha sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk değişiklik kabinede bu bakanlıkta olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sonra Tarım ve Orman, en güzel, en rahat bakanlık bence. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm, Bakanlığı, değerli arkadaşlarım, Gençlik ve Spor Bakanlığı, az kaldı merak etmeyin, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı. Bayağı bir birleşen bir bakanlık arkadaşlar. Aile Bakanlığı. Ve son olarak Ticaret Bakanlığı.
Ruslar Pekcan galiba başkanı. Ticaret Bakanlığı dedik. Evet, bakanlıklarımız bunlar. Kaç tane bakanlığı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 tane bakanlığımız var. Evet. Arkadaşlar, bayağı bir tahtayı doldurduk gene. Pardon, 16 bakanlık var. Bir de Hazine ve Maliye Bakanlığı var. Unutmayacağız. Hazine ve arkadaşlar, bakanlığımız. Evet. 16 tane bakanlığımız arkadaşlar. Burada hepsi duruyor. Evet. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na bağlı kuruluşlara. Bakalım neler var. Birisi Devlet Denetleme Kurulu. Devlet Denetleme Kurumu arkadaşlar. Başkan ve üyelerini Cumhurbaşkanı. İkincisi Devlet Arşivleri Bakanlığı. Kısaca yazayım. Devlet Arşivleri. Üçüncüsü arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı. Başkanlığı. Milli İstihbarat Teşkilatı. İşte yazdık. Milli Güvenlik Kurulu. Kurulu. Değerli arkadaşlar. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı. Başkanlığı. Milli bir sefer Savunma Sanayi Başkanlığı. Başkanlığı. Sonra Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Bütçe Başkanlığı dedik. En sonunda da Türkiye Varlık Fonu arkadaşlar. Türkiye Varlık Fonu. Evet, Cumhurbaşkanlığı teşkilatları bunlar arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullar, ofisler, bakanlıklar, bağlı kuruluşlar. Hani bakanlıklarda ben sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. 16 tane bakanlığın hepsini yazdık. En ilk değişikliğin yapıldığı bakanlığı da söyledik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. İlk değişiklik burada oldu. Sonra ofisler 4 tane. Finans, yatırım, insan, teknoloji. Yani şurası biraz kafanızı karıştırabilir. Burayı da ezberlersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani oradakilerin de çoğunu biliyorsunuz zaten. Evet. Günnur Tünel, hoş geldiniz. Dijital ofis. Dijital ofis notlarımız içerisinde yok. Dijital ofis diye bir şey yok. Dijital ofis var mı? Yok. Dijital ofis diye bir şey yok. Evet. Değerli arkadaşlarım, şimdi burada öğrendiğimize göre şimdi sırada ne var arkadaşlar? Yürütmenin düzenleyici işlemlerine geçelim mi? Yorgun, yani çok fazla oldu ama. Şimdi sırada ne olsun? Yürütmenin düzenleyici işlemleri olsun. Evet. Cumhurbaşkanlığı teşkilatını gördük. Aslında bir dilsiz harita mı şey yapsak? Dilsiz harita yapalım. Evet, herkes kağıdı, defteri çıkarsın. Bu boşlukları doldursun. Konuyu ilerletmeyelim. Yarın geçeriz diğer konuya. Acelemiz yok. Şunu ezberleyelim. Bu konuyu biraz yapalım. Oturtalım. Haydi bakalım. Hazır mıyız? Herkes kopya çekmeden aklına geleni dolduruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 15, 16. Bakanlık 16 taneydi. Bağlı kuruluşlar 7 taneydi galiba. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bir dilsiz harita şeklinde yapacağız arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı teşkilatını böyle kendimiz boş bir kağıda ne yapacağız arkadaşlar? Dolduracağız. Altun Özdemir dijital ofis var diye hatırlıyorum. Şimdi diğer bir kaynağına bakayım. Ona göre teyit edelim. Varsa ekleriz tabii canım.
Dizimi kıracağım değerli arkadaşlar. Evet. Uzman kariyerde hiç yok. Şey, çünkü bu ofisler falan hiç yazmıyor arkadaşlar. Uzman kariyerin kitabında. Şimdi Murat'a bakacağım. Murat'ta var mı? Murat almış mı? Evet. Murat almış mı? Murat da almamış. Evet arkadaşlar, Murat'ta da yok. Yani sadece benim yargı kaynağımda var arkadaşlar. Ofisler, finans ofisi, insan kaynakları ofisi, teknoloji ofisi, yatırım ofisi olarak geçiyor. Ofis. Yani dijitalle ilgili bir şey yok arkadaşlar. Yani dijitalle ilgili bir şey göremedim ben. Evet. Şimdi dilsiz haritamızı ne yapacağız? Doldurmaya çalışacağız arkadaşlar. Hatırlayabildiklerimizi. Neler vardı hatırlayabiliriz? Mesela kurullar. Kurullarla ilgili hatırladıklarınızı söyleyin bakalım. Benim kurullarla ilgili hatırladıklarım nelerdi? Çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Hukuk politikaları kurulu, eğitim politikaları kurulu, ekonomi politikaları kurulu, bunu hatırlıyorum. Başka bilim, sanayi, teknoloji politikaları kurulu. Evet, başka hatırladığım var mı? Hukuk, eğitim, ekonomi politikaları kurulu. Başka hatırladığım yok. Sağlık da varmış. Kültür, sanat. En basitten unutmuşum. Sağlık politikaları kurulu. Kültür, sanat politikaları kurulu. Dış politika, güvenlik politikaları kurulu. Evet. Başka sosyal politikalar, yerel yönetimler. Sosyal politikalar ve yerel yönetimler. Yani bunlardan 4 tanesini hatırlayamadım arkadaşlar. Var mı full yapan? Hocam ben hepsini hatırladım diyen var mı? Vallahi hepsini full yaptıysanız helal olsun arkadaşlar. Var mı full yapan? Bu arada ben bir bakayım, yanlışlarıma da bakayım da yanlış yaptığım var mı? Bilim, teknoloji, yenilik olacakmış arkadaşlar. Eğitim tek değildi. Eğitim öğretim politikaları kurulacakmış. Ben iki tane. Sağlık tek başına değilmiş. Gıda da varmış. Güvenlik ve dış politikalar doğru. Sosyal politika, yerel yönetim, kültür, sanat doğru. Evet. Şimdi geldik ofislere. Serkan hocanız zayıf hafızasıyla hatırlayabildiklerini yazacak. Ben zayıf hafızamla neyi hatırlıyorum? İnsan kaynaklarını hatırlıyorum. İnsan kaynaklarını hatırlıyorum. Sonra yatırım ofisini hatırlıyorum. İnsan kaynakları, yatırım ofisi. Teknoloji ofisini hatırlıyorum. Teknoloji ofisini hatırlıyorum. Yatırım, insan kaynakları. Bir şey daha vardı ya. Yatırıma benzer bir şeydi. Finans. Evet, finans ofisi hatırlıyorum. Evet, var mı full yapan? Ben full yaptım mı? İnsan kaynakları, teknoloji. Evet, full yapmışım. Çok sevindim. Var mı full yapan arkadaşlar? Vay Simay hocam. Kopya çekmediniz değil mi? Aman aman aman. Var mı full çeken? Şu ana kadar hiç hata yapmayan. Dilsiz haritamızda. Nilüfer hocam full yaptım diyor. Vay maşallah. Evet. Şimdi geldik bakanlıklara. Bakın arkadaşlar, ben de notlara bakmıyorum. Şurada 4 tane fire verdim. Burası full bakanlıklara geldik. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Evet. Bildiğimiz bakanlıklara hemen yazıyoruz. İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,
Ticaret Bakanlığı. Hemen uzun olanları yazayım. Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Aile Bakanlığı. Bu tek bakanlıktı. Sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı. Hazine ve Maliye Bakanlığı. Başka Ekonomi Bakanlığı. Ekonomi Bakanlığı. Evet. Milli Savunma, Sağlık, Milli Eğitim Bakanlığı. Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı. Hatta ilk değişiklik burada olduğunu söylemiştik. Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı. Orman. Çevre ve Ormanlığı değil mi arkadaşlar? Aynen. Çevre ve Orman Bakanlığı. Çevre ve Orman Bakanlığı. En kolay bakanlık bu demiştim. Evet, kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daha 5, 6 tane var. Evet. İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor. Gençlik ve Spor. Başka kaldı mı? Çevre ve Şehircilik vardı galiba. Çevre ve Şehircilik. Orman Bakanlığı neydi? Burada çevre yok o zaman. Evet. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bu yarım, 11, 12, 13, şu da yarım galiba. 13,5. Evet, tarım orman 1. Tarım ve ormanmış. Bak bak bak. Şurası tarım ve orman. Olsun, bunu da yarım sayıyorum ben arkadaşlar. Serhatan hocanız 14 yaptı. Evet, neyi unuttuk? Neyi unuttuk? Unuttuğumuz neymiş? Kültür turizm yazdık, gençlik spor, hazine maliye, enerji ve tabi kaynaklar unuttuk. Çevre ve şehirciliği yazmışız. Sanayi ve teknoloji unuttuk. Evet. Sanayi, teknoloji, hem teknolojiyle aram iyi değil zaten. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile enerji ve tabii kaynaklar bakanlıklarını ne yapmışız? Unutmuşuz değerli arkadaşlar. Şimdi geliyoruz, yine kopya çekmeden bağlı kuruluşlara geliyoruz arkadaşlar. Ekonomi Bakanlığı var mıydı? Evet, Ekonomi Bakanlığı yoktu galiba ya. Ben niye ekonomi yaptım? Evet, ekonomi yok. Ekonomiyi siliyorum. Ekonomi Bakanlığı diye bakanlık yok arkadaşlar. Ekonomi yok. Kaç oldu? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Bir tane eksik. Hangisi eksik? Sanayi Teknoloji, Adalet Bakanlığı eksik. Evet, adaleti unutmuşuz. Evet. Şimdi geldik bağlı kuruluşlara arkadaşlar. Hemen hatırladıklarımı yazıyorum ben. Devlet Arşivleri Başkanlığı. Birinci hatırladım. En zorlarını yazayım hemen unutmadan. Sonra Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı. Bak, en zorlarını hemen direkt yazıyorum. Diğerleri kolaydı çünkü. Sonra Milli İstihbarat Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu. Başka yerde Devlet Denetleme Kurulu'nu da söyledik. Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Türkiye Varlık Fonu. Türkiye Varlık Fonu. Başka Milli Saraylar İdaresi, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Türkiye Varlık Fonu. Arkadaşlar, iki tane fren var galiba. 2 mi, 3 mü?
Evet, siz kaç yaptınız? Evet, deme. Evet. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği unutmuşuz. Evet, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği unutmuşuz. Sonra Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı unutmuşuz. Ve son olarak Savunma Sanayi Başkanlığı. Savunma Sanayi Başkanlığı unuttuk. Evet arkadaşlar. Evet, dilsiz haritamız bitti. Tekrar yapalım mı dilsiz harita? Yeter bence. Evet. Evet, herhalde oturmuştur arkadaşlar. Şimdi soru çözümüne geçebiliriz. Hazır mıyız soru çözmeye? Hadi bakalım. Biraz da soru çözelim. Geliyor sorumuz. Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Çok zor bir soru. A. Cumhurbaşkanı, B. TBMM Başkanı, C. Anayasa Mahkemesi, D. Adalet Bakanı, E. Milli Güvenlik Kurulu. Evet, Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Çok güzel. Baycan Hocam, Nilüfer Hocam, Altın Hocam, Adana dedi. Dilek Hocam Adana dedi. Cevabımız Adana. Çok güzel. Şimdi aşağıdakilerden hangisi kurumdur? Gerçi bunu görmediniz ama ben gene sorayım, bilirsiniz herhalde. Cumhurbaşkanlığı Yüce Divanı ile kim yargılayabilir arkadaşlar? A. Yargıtay, B. Danıştay, C. Uyuşmazlık Mahkemesi, D. Hakim ve Savcılar Kurulu, E. Anayasa Mahkemesi. Baycan Hocam Edirne dedi. Var mı cevap arkadaşlar? Dilek Hocam Edirne dedi. Evet, cevabımız Edirne olacak. Anayasa Mahkemesi yargılar. Yine güzel. Hangisi Cumhurbaşkanı'nın görevleri arasında yer almaz? Gerekli gördüğünde mecliste açılış konuşması yapmak ve TBMM adına silahlı denen başkomutanı temsil etmek. Bak, bunu ekleyin arkadaşlar. Yürütmede bunu unuttuk. Başkomutanlığı temsil eder, TSK'yı kullanır. Onu söyleyip de başkomutanı unutmuşuz. Yürütme ile ilgili görevidir başkomutanlık. C. Kanunları referanduma sunmak. D. Anayasa değişikliklerini halk oyuna sunmak. E. Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açmak. Evet, hangisi Cumhurbaşkanı'nın görevleri arasında yer almaz? Evet, Baycan C dedi, Dilek C dedi. Ya Baycan ismini soracağım da sormaya çekiniyorum. Bayan mı erkek ismi mi? Tam şey yapamadım ben. Baycan. Erkek ismi daha çok bana geliyor ama. Evet, Baycan hocamdan cevap bekliyoruz. Ben daha çok erkek ismi diye tahmin ediyorum Baycan hocamın. Simay diyor bayan. Erkek çıkarsa Simay hocam. Çok ayıp olur bak. Gerçek ismim değil diyorsunuz. Tamam. Tamam hocam. Evet, ilk defa şimdi değişik bir isim. Burcu Bay diyor var içinde. Evet. Baycan hocam, erkek misin bayan mısın? Onu merak ediyor arkadaşlar. Evet. Cevabımız arkadaşlar kanunları referanduma sunmak olacak. Yani C seçeneği. Çünkü kanunlar referanduma sunulmaz. Anayasanın referanduma sunulur. Evet. Evet, böylelikle büyük bir gizem de ortadan kalktı. Ayşe hocammış, Baycan hocamızın ismi. Herkes zannediyor. Ama bunu soruyu çözmüştük. Yeni bir soruya geçelim. Gizli katılımcı. Ya sanal alem tabii ki şimdi hırsı var, hırsızı var, sapığı var. Yani neler var?
Şimdi WhatsApp gruplarından ben bazen birkaç kişi atıyorum böyle. Şimdi arkadaşlar bana mesaj gönderiyor. Hocam diyor, bu kişi bize özelden yazıyor. Böyle böyle ismimizi öğrenmek istiyor falan. Direkt zaten engel atıyorum ben o kişiyi. Direkt gruptan atıyorum. Oluyor bazen arkadaşlar maalesef. O yüzden siz yine de kendi kimliğinizi falan gizlemeye çalışın. Evet, bakıyorum şu an. Güzel sorular var. Evet, hemen. Karnımız toktu. Evet. 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı yurt dışında veya hastayken vekalet etme yetkisi kime aittir? A. Meclis Başkanı, B. Milletvekili, C. Bir Bakan, D. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, E. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri. Çok güzel. Kolay bir soru. Denizli seçeneği olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Evet, güzel bir soru daha burada. Tabii birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı varsa en yaşlı yardımcı arkadaşlar vekalet ediyor. Meclis dışındaki siyasi partilerin Cumhurbaşkanlığına aday gösterebilmeleri için en son genel seçimlerde tek başına veya toplamda yüzde kaçtan fazla oy almış olmaları gerekir? Hani diyorduk ya, Cumhurbaşkanı aday gösterilmesi 3 şekilde oluyor. Birincisi dedik işte siyasi parti grupları, meclisteki siyasi parti grupları. İkincisi 100 bin imza. Bir de öyle şöyle bir şey daha var arkadaşlar. 100 bin imza olayında. Diyelim ki siz Cumhurbaşkanı adaylığını düşünüyorsunuz. 100 bin imza YSK tarafından işleme alınabilmesi için en yüksek devlet memurunun 10 katı maaşı YSK'ya yatırmanız gerekiyor. Ve 100 bin imzayı toplayamazsanız o para da yanıyor. Öyle bir kural varmış arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Hazır buradasınız. Yani 10 katı kadar devlet memurunun, en yüksek devlet memurunun maaşını yatırıyorsunuz. Eğer 100 bin imza toplanırsa YSK o parayı size iade ediyor. Eğer toplayamazsanız o para hazineye gelir olarak. Başka. Şu en son işlediğimiz dilsiz harita sorularına bakıyorum da. Onlardan. Ya şu ofislerden baktım soru da pek bulamadım. Ya şu uzmanın soru bankasına bakayım arkadaşlar. Maalesef yayın evlerinin şöyle bir hatası var. Ben sürekli söylüyorum. Kendilerini yenilemiyorlar arkadaşlar. Hani 3 kuruş yazara para vermemek için, yani 3 kuruş fazla para vermemek için aynı soruları ne yapıyorlar? Tencit pilavı gibi öğrencilere sunuyorlar. Şimdi öğrenciler de bana diyor ki hocam PDF paylaşmak günah mı? Ya kardeşim, adam kalü beladan kalan soruları soruyor sana. Ve sen buna defalarca para ödüyorsun. Defalarca para veriyorsun. Sonra hakkımızı helal etmiyoruz durumuna getiriyorlar. Ya bırakın o işleri bence ya. Benim soru bankam var. PDF'i olsaydı vallahi paylaşırdım. Hiç sıkıntı yok yani. Valla bu sene dedim ya, yayın evleri sıkıntı ya. Yayın evleri kimse soru bankası çıkartmıyor arkadaşlar. Yani bak şurada hep sorular eski. Hani size soru soracağım. Gerçekten hani bulamıyorum soru. Hani aradığım nitelikte soru bulamıyorum. Şöyle ofislerden soru beklerdim. Ekran dondu, ben de anlamadım. Neyi anlamadınız arkadaşlar? Cumhurbaşkanı ant içer tabii ki Seçkin Hocam. Hadi kolay bir soru daha çözelim. Yavaş yavaş dersimizi de bitirelim arkadaşlar. 1982 Anayasası'na göre Genelkurmay Başkanı'nı kim atar? A. Cumhurbaşkanı, B. Milli Güvenlik Kurulu, C. Türkiye Büyük Millet Meclisi, D. Başbakan, E. Milli Savunma Bakanı. Ha, o 5 hocam. %5, yani son seçimlerde %5 oy alan siyasi partiler aday gösterebiliyor. Cumhurbaşkanının yargıya ilişkin görevlerinden biri değildir. A. Kanunlar hakkında Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açmak. B.
En yüksek devlet memuru Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı mıydı? Evet, aynen Nergiz Hocam. Eskiden şey diyorduk, Başbakanlık Müsteşarı diyorduk, değişti o. Ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin bir kısmını seçmek doğru. C. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek. E. Danıştay üyelerini seçmek. 1 bölü 4'ünü. Evet. Değerli arkadaşlarım, Adana seçeneği kanunlar hakkında Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açmak arkadaşlar olacak. Bu yama ile ilgili göreviydi. Çok güzel. Hadi son sorumuzu da çözelim. Ondan sonra arkadaşlar vedalaşacağız. Son sorumuz bu akşamki soru olsun. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın görevlerinden biri? A. Üniversite rektörlerini seçmek. B. Genelkurmay başkanını atamak. C. Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak. D. Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek. E. Uyuşmazlık mahkemesi üyelerini seçmek. Evet, bu hocam dersi takip ettiğini anladım. Yarın tarih olduğunu biliyorsun. Yarın tarih. Evet arkadaşlar, cevabınız ne olacak arkadaşlar? Ceyhan olacak. Artık başbakanlık diye bir makam yok. Başbakan bitti artık. Bakanları Cumhurbaşkanı yardımcısının atamasını da kim yapıyor? Cumhurbaşkanı yapıyor. Biraz ders muhabbet de geçti. Sürçülisan ettiysek affola. Yarın tarihten kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu akşamlık benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Like atmayı da unutmayın bu arada.